İçinde bulunduğumuz hafta ülkemiz ve milletimiz açısından iki önemli tarihi yıl dönemidir. Birincisi 27 Şubat Türkiye'nin milli ve manevi kalkınmasına öncülük etmiş, İslam dünyasına, bütün insanlığa yeni bir ufuk açmış, büyük bir liderin Erdoğan hocamızın vefatının 9. yıl dönümü. İkincisi ise 28 Şubat ülkenin geleceğine ipotek koymuş, bugünkü karmaşanın temelini atmış, antidemokratik kirli bir darbenin yıl dönümüdür. Şu dünya nice liderler görüp geçirmiştir. Akıllarda kalanların bazıları hayırla yad edilirken bazıları da unutup gitmiştir. Anılan, konuşulan, yaptığı devrimlerle iz bırakan, özlenen liderlerden birisidir Necmettin Erbakan. Savaştan çıkmış, yanmış, yıkılmış, ülkemizde batı ve batının değerleri karşısında diz çöktürülmeye çalışılan bu milletin evlatlarına özünü, inancını, kimliğini, ruh kökünü yeniden hatırlatmış, bu topraklarda şeftaliden başka bir şey üretilemez denildiği günlerde gümüş motoru yaparak zihinlerdeki prangaları kırmış, sanayisi montajdan ibaret olan memlekete ağır sanayi ufkunu getirmiş, her şeyden önce hak ve batıl arasındaki mücadeleyi hayatımızın merkezine koymuş, zalimin korkulu rüyası mazlumun sığınacağı liman olmuştur. Bizler şahidiz ki Erdoğan hocamız hayatını ülkemiz ve bütün insanlığın kurtuluşu için harcamıştır. Bizler şahidiz ki Erdoğan hocamız bütün insanlığın saadetini tesis etmek için gece gündüz son nefesine kadar gayret göstermiştir. Allah kendisinden razı olsun. Rahmet ve özlemle anıyoruz. Ayrıca tüm İslam aleminin ve Alanya halkımızın regaib kandilini kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum.